Arkadaşlar videoyu baştan sona izlemeyi sakın unutmayın. Şimdi aksiyon dolu videoyla sizi baş başa bırakıyorum. Kerem komiserin başına çok kötü bir olay gelmişti. Gece uykudan su içmek için uyanan Kerem komiser yanlışlıkla çeşme suyunu içmişti. Ve olanlar olmuştu. Oo, şu suyu da bir içtim mi? Lan bu nasıl bir su? Evet, Kerem komiserin içtiği su Kerem komiseri vardına çevirmişti. Hissediyorum bugün çok fazla insanı ele geçireceğim. Bu şehrin her karışını ele geçirip Vardın şehri yapacağım. Hemen bir plan yapmam lazım. Öyle bodoslama şehre giremem. Eğer girersem şehirdeki herkes benden kaçar ve planım suya düşer. Şu ormanda birazcık gezineyim. Belki bir iki taktik gelir aklıma. Sonrası ise malum. Olan o gülme sesi de neydi öyle? Neyse Gafur neyse, sen işine odaklan. Kim güldüyse güldün. Allah Allah. Olan pis zombi, demek benim ineğimi yemeye çalışırsın ha? Sana gösteririm şimdi gününü. Ah benim kınalı kuzum ya, nasıl da zombiden kaçıyor olan zombi. Sana göstereceğim gününü. Gez göz arpacık, sonra da zombinin poposuna mermi. Aha, vallahi bu Gaffur'un sesi. İlk kurbanımız Gaffur. Bakalım tam olarak neredeymiş. Hemen onu buldum mu var ya, affetmeyeceğim. Beni gördüğünde çok korkacak ama Kerem komiser olduğumu bilmeyecek. Anda buradasın Gaffur. Şimdi gör sana neler yapacağım neler. Hay Allah'ım, bu zombi ne kadar hareketli ya. Ulan kardeşim bir dursana yerinde, vuramadım ya. Şimdi ben sana vurayım da gör bakalım Gaffur. Tövbe bismillah lan, ne oluyor lan, bir alamet mi geldi? Allah'ım sen bizi bütün kötülüklerden koru, amin. Ve işte şimdi. Lan yoksa bizim köyün delisi mi bu? Allah vallahi o. Mermi filan sökmez bana Gaffur abi, gel buraya dedim sana. Allah, hemen bu ipten atlamam lazım. Nereye gittin? Gel hemen. Vardın beni yakalarsa var ya, ruhum el Fatiha. Kaçma Gaffur emmi, kaçma. Sana Fatiha değil Yasin okusalar bile yakalayacağım. Şehirdekilere hemen haber vermem lazım. Yoksa var ya bu bizi çiğ çiğ yiyecek. Lan gelme peşimden, gitsene. Amma da hızlı koşuyorsun be Gaffur emmi. Gel, ister pişiririm istersen çiğ yerim. Gel artık, kaçma. Şehirdekiler kaçın kaçın, Vardın geliyor. Allah Allah ya, bir film izletmediler. Her gün bir olay, her gün bir olay. Bıktım artık ya. Acaba şimdi hangi olay oldu? Canını seven kaçsın. Kaçın arkadaşlar, celladımız geliyor. Tövbe bismillah, bu ne mi? Kaçmayın. Benim gözlerim bunları da mı görecekti? Şehrimize Vardın mı geldi? Kaçın kaçın. Hemen Kerem komisere haber verelim mi? Kesin o çözümünü biliyordu. Kerem komiser nerede ki? Telefondan açmıyor. Kaçın kaçın, bu ne be? Ah arkadaşlar, Kerem komiseri arıyorsunuz ama Kerem komiserin ta kendisi şu anda sizi kovalıyor. Evet, Kerem komiser Vardın'a dönüştü. Kaçmayın dedim. Gelsenize, sizi niye yakalayamıyorum? Kaçmayın. Şimdi sıra Kerem komiseri kim bu hale getirdi onu bulmakta sıra. Bizi izleyen arkadaşım, senin desteğine ve yardımına çok ama çok ihtiyacımız var. Burada görmüş olduğun karakterlerden birisi Kerem komiserin en büyük düşmanı. Dayanamıyorum artık. Artık beni kim bu hale getirdiyse atsın çukura. Onu çiğ çiğ
başlayacağım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Kerem komiser çok sinirli. Kim bu duruma getirdiyse onu hemen yorumlara yazın. Spor salonundan çıkmayan ve her zaman protein tozuyla beslenen kaslı Steve'den mi şüpheleniyorsunuz? 7/24 ıspanak yese de zargana gibi vücudu olan Temel Reis'ten mi şüpheleniyorsunuz? Şşt, gülüm, sen bana ne dedin bakayım? Söyle tekrar. Yoksa Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışan bu ağaç adamdan mı şüpheleniyorsunuz? Abicim ne istersen var, odun, kereste, kütük, anladın mı? Şimşek McQueen'den mi şüpheleniyorsunuz? Yoksa bizim Gaffur abiden mi? Ya arkadaşlar zaten beni kovaladı, beni yazmayın tamam mı? Yoksa bizim Fakir'den mi şüpheleniyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi Kerem komiseri kim bu hale getirdi? Vardın Çukuru başlasın. Hadi artık, hadi, dayanamıyorum. Vardın falan yok değil mi arkamda arkadaşlar? Of ya, çok hızlı koşuyor. Burada yine bir çukur mu var? Ne var lan burada yine? Belek surat, hemen çukura başla. Kerem komiseri kim vardına döndürdü onu bulacağım. Aynen kardeşim, aynen. Hadi hızlı ol, çabuk. Ne yani? Vardın aslında Kerem komiser miymiş? Aynen kanka, yani biz de yeni öğrendik. Vay vay vay, demek Kerem komiseri burada bulunan birisi Vardın'a dönüştürdü. Ulan şimdi o karakteri bulmaz mıyım? Hemen çukura başlıyorum. Arkadaşlar, bizi izleyen arkadaşlarımız, sizin de tek yapmanız gereken kimden şüpheleniyorsanız onu yoruma yazmak, tamam mı? Ben şuradaki küçük ağaç adamdan şüpheleniyorum ha, haberiniz olsun. Neyse, hemen silahlarımızı alalım ve başlayalım. Bebek Surat abi, sen kafayı yedin. Ben neden yapayım Vardın'a dönüştürmeyi? Bak bak, bana nasıl da cevap veriyor, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi ben onun cevaplarına karşılık vereceğim. Şuradaki silahları alayım. Aldıktan sonra senin yanına geliyorum ve ilk seni sorguluyorum, tamam mı? Bak, elimde testere var. Sen de ağaçsın. Seni var ya kütük yaparım, odun yaparım, tamam mı lan? Tamam abi, kusura bakma. Ben sadece seninle gırgır şamata, yani şaka yapma. Sen bana şaka yaptın ha demek. Ulan bak, elimde testere var. Elimden bir kaza çıkacak. Arkadaşlar ben buradan gidiyorum gerçekten, ama haberiniz olsun, ben bundan şüpheleniyorum ha. Siz de yoruma ağaç adamdan şüphelendiğinizi yazın. Ben şuradaki... Oha! Şuradaki vücut geliştirmeci Steve'in yanına gideceğim, ama buna mermi falan da işlemez. Ne yapacağım bilmiyorum. Abi selamun aleyküm. Ve aleyna aleyküm selam sevgili dostum. Eyvallah abi, eyvallah, sağ olasın. Ya sana bir şey soracağım. Vallahi ben de vücut geliştirme yapmak istiyorum da. Sen bu vücuda hep protein tozuyla mı yaptın? Ya bebek surat, Allah aşkına düzgün sorular sorsana. Kerem komiseri kim vardın yaptı onu bulmaya geldin. Gidiyorsun vücut geliştirmeden soru soruyorsun. Ya fakir tamam mı? Bir soru sordun valla valla. Sen de laf yapıyorsan oynamayacağım ben. Tamam lan. Lan bak, elimde testagan var. Seni var ya burada parampirçik ederim ha. Adam akıllı konuş. Doğru söyle, Kerem komiserin evinin suyuna sen mi zehir kattın? Hemen söyle. Sevgili dostum, kıymetli kardeşim, ben yapmadım diyorum ya. Niye kimse bana inanmıyor? Kimse inanmaz tabii sana. Baksana şu vücuda. Kesin sen de kendi vücudunu böyle mutasyona dönüştürdün. Aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Galiba bu zehirli suyla kendini de böyle bu hale getirmiş. Ve Kerem komiseri de mutasyona uğrattırdı. Kesin bu yaptı. Bizi izleyen arkadaşlar, siz bebek surat gibi hemen cevap vermeyin, tamam mı? Birazcık düşünün, sonra yorumlara yazın. Aynen öyle arkadaşlar. Çünkü hızlı giden atın şeyi seyrek düşermiş. Lan fakir, öyle şeyler söylemeyin. Şu anda sorgulama yapıyorum, tamam mı? Aklımı karıştırmayın. Ulan Steve, kesin sen yapmışsındır. Arkadaşlar bunu yoruma yazdıysanız hemen atıyorum, tamam mı? Oh be abicim, valla paçayı iyi sıyırdık ha. Ya kardeşim, benimle uğraşacağına gitsene, şu ağaç adamla uğraş. Baksana orada pis pis sırıtıyor. Ağaç adam mı? Ulan kesin sen yapmışsındır ya. Baksana şunun tipine. Sen de mutasyona dönüşmüşsün. Son dileğini söyle, tamam mı? Seni atıyorum aşağı. Beni atarsan at abi, ben tekrardan filizlenirim toprakta. Haberin olsun. İyi o zaman ağaç adam, sen bilirsin. Seni testereyle aşağı atacağım. Kerem komiser Vardın. Hadi aşağı atıyorum bunu. Ölmedin. Abi.
Dur abi, şaka yaptım abi. Gel buraya. Sen mi beni bu hale getirdin? Bebek surat, yani beni biliyorsun. Hep araba yarışı filan yani. Hep vın vın. Ben Vardın'dan filan anlamam. O yüzden beni eski... Valla Şimşek McQueen, o kadar fazla karizmatik konuştun ki sana gıcık kaptım. Seni gülüştüreceğim, tekrardan araba haline getiririz. O yüzden seni aşağı atacağım. Şöyle birazcık vurayım şuralarına. Şu tekerine de vurayım. Hadi kardeşim, görüşürüz. Seni Vardın'ın hesabını yanına alıyoruz. Vereceksin bebek surat. Senden hesabını alacağım. Sporcu City, valla doğru söyle. Sen mi yaptın? Şşt, Temel Reis, çaktırma kardeş. Çaktırma, ben yaptım. Ahanda vallaha yakaladım. Bebek surat arkadaşlar. Ahanda bu vücut geliştirmeci Steam yaptı. Aynen bebek surat. Kaslı Steam yapmış. Kaslı Steam mi yapmış? Ulan kaslı Steam. Ulan senden beklemezdim be. Sen sporcusun be. Ahlaklı olman lazım. Demek milleti böyle mutasyona çevirirsin ha. Şu Kerem komiserin haline bak. Demek Vardın'ı sen dönüştürdün. Ulan Steam. Son duanı et ulan. Seni aşağı gönderiyorum. Seni bir Kerem komiser Vardın gibi yesin de gör gününü. Kendimi nasıl ele verdim ben de bilmiyorum. Galiba ben kafayı yedim. At ulan aşağı, at. Fazla protein tozu zararlı Steve kardeş. Bazen kitap oku da beynin küçülmesin. Hadi görüşürüz. Bay bay. Demek sen beni Vardın'a dönüştürürsün ha. Ulan kaslı Steve, gel buraya. Seni yedim oğlum. Mission completed arkadaşlar. Yani görev başarıyla tamamlandı. Kerem komiseri bu hale getiren kaslı Steve'miş. Aynen öyle arkadaşlar. Yorumlarda hepiniz bize yardımcı olduğunuz için çok ama çok teşekkür ederiz. Şimdi hepinizin yorumunuza kalp atacağız. Aşımdık, yorum atmayanlar da yorum atsın. Yoksa kalp malp yok size ha. Ona göre videoyu da beğenin. Aynen öyle arkadaşlar. Kerem komiser, sen de artık eve gidebilirsin ya. Çoluk çocuk sahibisin. Git de onlarla biraz ilgilen. Burada gelmişsin, Vardınlık taslıyorsun. Arkadaşlar vallahi şu anda çok güzel bir şekilde çukurumuzu tamamladık. Kaslı Steve terbiyesizlik yapmış ve Kerem komiseri Vardın'a dönüştürmüştü. Hepiniz yorumlarda yardımcı olduğunuz için çok ama çok teşekkür ederiz. Şimdi hepimiz Bebek Surat şehrine gidip maceraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz de katılın, tamam mı? Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Gafur abi, arabanın anahtarını ver ya. İşim var benim. Ne işin var lan? Beraber gideceğiz işte. Dur. Abi bilgisayar oyunu oynayacağım ya. Maça geç kaldım. Ulan Bebek Surat ya. Hala çocuk gibisin.